Çocukların deprem psikolojisinden kurtulması için birçok kişi seferber oldu. Antakya'da Çadırkent'teki gönüllü eğitmenler çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp egzersizler yapıyor. Ellerini beline koy hemen. Bacaklarını aç. Şimdi 1, 2, 3, 0. Birlikte boyama yapıyor, oyunlar oynuyorlar. Türkiye'nin birçok ilinden gelen gönüllü eğitmenler depremzede çocuklara yaşadıklarını bir an olsun unutturabilmek için çabalıyor. Bu görüntüler Antakya'daki bir çadır kentten. Dün bir tanesi dedi ki ben yoga yapmak istiyorum. Hiç yaptın mı diye sordum. Hayır yapmadım ama denemek istiyorum dedi. Çok akıllılar, çok farkındalar ve onların gerçekten sadece bugün değil belki önümüzdeki birkaç yıl gerçekten gerçek hayat, yerleşik hayat o düzen başlayana kadar burada eğitime ihtiyaçları var. Bizim gibi yetkinliği olan psikolog, sanat eğitmeni, spor eğitmeni, okul öncesi öğretmen, artık bizim gönüllüler olarak, dönüşümlü olarak çocuklara gelip dokunmamız ve onlara eğitim veriyor olmamız lazım. Çocuklarla hem oyun oynayan hem de spor yaptıran eğitmenler psikologlarla koordineli çalışıyor. Biraz evvel kendilerine takla yaptırdık. O yüzden çok mutlu oldular. Takla da dönüş hareketi olduğu için çok eğleniyorlar. Tıpkı salıncakta sallanmak gibi. Onları gerçekten birçok şeyden uzaklaştıran şey oluyor. Çocuklara önce oyun oynatıyoruz ve burada en çok ihtiyaçları olan şey oyun ve ilgi. Çocuklara temas ettiğimizde onlara iyi geldiğini hissettikçe daha da şekillenip daha çok şey yapmaya çalışıyorlar. Hareket, spor gerçekten çok katkısı var. Tabii ki burada psikoterapistlerimiz var, pedagoglarımız var. Onların da sayesinde, onların da koordinasyonuyla birlikte elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Kafa. Hep